Bye bye. Bye bye. Yeah. Thank you. Çok sağ ol. Hadi gördük mü? Çok güzel. Sigil'le ne hazırladın? Abi var ya. Sen bu işten anlıyorsun ha. Hadi de sanırım. Aldım onu yaptım. Evet. Çok meşhurdur böyle bir, her gittiği ülkede mutlaka bir berberlerle, özellikle bir Kolombiya'da bir berberim vardı. Çok hoşuma gitmişti o videon. 40 bin kilosu. 40 bin kilosu. Dolar, 50 TL. 50 TL falan kilosu. Aynen. Bunlar, bu ne abi? Ne balığı bu? Bu kaya balığı mı? Ne bu abi? Köpek balığı abicim. Allah Allah. Cam göz köpek balığı. Cam göz köpek balığı. Şarkmış ya. Abi görüyor musunuz? Kocaman bir Starbucks. Direkt burada kahve ağaçları var. Bakın şöyle buradan bir gireyim abi şöyle. Evet, bu balene sosmuş bu arkadaş. Sosluyor böyle karidesleri falan. Ondan sonra bu sarımsaklı, domatesli, mayonezli. Bali'den herkese merhaba. Bali'de biraz böyle şehir turu yapayım dedim. Birkaç noktaya gideyim dedim. Motosikletimle biraz gezeyim dedim. Ama öncelikle bir berbere geldim. Şöyle bir saçlarımı toparlatmam gerekiyor. Saçlarım biraz uzamış. Böyle yanlarından falan biraz, çok fazla kısaltmadan. Şimdi buranın çok özel bir berberlerinden bir tanesine geldim. Arkamda gördüğünüz, birazdan içeri doğru geçeceğiz. Buranın en lüks berberlerinden bir tanesi. Buraya gelirken önce bir tabii isminizi falan yazdırmanız gerekiyor. Randevu almanız gerekiyor. Bu şekilde geldim ben de. Önce bir dışarıdan göstereyim size. Önce bir berbere girelim. Tıraşım olayım. Ondan sonra şehrin çok farklı, çok özel noktalarına hep birlikte ulaşalım. Bali şehir videosu başlasın diyorum. İyi seyirler dilerim. Abi şimdi berberimiz bu şekilde, bakın. Premium bir berber burası. Bu motor sırası, görüyorsunuz motosikletlerin olduğu bölüm. Şu berberde sıra bekleyenler veya işte sırasını yazdırıp, ismini yazdırıp böyle kafelerde falan sıra bekleyenler var. Mekanın girişi burası. Birazdan içeri doğru giriyorum. Evet baba, saatler olsun. Eyvallah. Güzel oldu ya. Yani. Ama güzel oldu gerçekten. Çocuk sana atken. Çocuk işi biliyor valla. Abi 10 numara yapmış ha. Abi İbrahim'in berber videoları meşhurdur zaten. Çok meşhurdur böyle bir, her gittiği ülkede mutlaka bir berberlerle, özellikle bir Kolombiya'da bir berberim vardı. Çok hoşuma gitmişti o videon. Bayıldım o videoya. Aynen. Müzikler, şimdi duyunca o aklıma geldi. O müziklere çok benzettim. Ama onlar yok burada. Evet baba. Çiçek gibi oldun ha. Vallahi. Evet abi, şimdi berber koltuğuna oturduk. Şöyle bakalım bu arkadaş. Güzel bir tıraş yapacak muhtemelen. Evet abi, şimdi Red Dog diye bir yere geldik. Burası bir alışveriş merkezi. İçinde böyle küçük restoranlar falan var. Şöyle arkadaşlar, burada mozzarella peyniri falan pişiriyorlar. Sosisler falan var. Şöyle menüye bakalım biraz. Şimdi şöyle biz şu mozzarella peynirinden sipariş ettik. Bakalım bir çıksın. Diğer farklı ürünler de var burada aynı zamanda. Sosisli var. Mozzarella sosis var bu şekilde. Şimdi burada hazırladı bu arkadaş. Şimdi pişiriyor. Bakalım pişsin çıksın. Neyle karşılaşacağız göreceğiz. Baba ne diyorsun bu duruma? İlk defa deneyeceğim ben. Tamam, göreceğiz. Evet. Chili sos.
domates sosu, mayonez. Hepsi o. Ayda baba gene hazırladı kendine bir şeyler vallahi, 10 numara. Hele bakalım şöyle bir tadına. Reis. Nasıl mal? Müthişler. Evet abi. Burası Endonezyalı bir abimizin. Kimin abi? Endonezyalı bir Müslüman bir abimiz. Evet. Camda görüyor musun bak? No pot. Kesinlikle yok diyor. Kesinlikle yok diyor bir de. İlginç. Sıcak mı baba? Yok. Evet. Mozzarella. Sadece mozzarella mı var bunun içinde? Evet. Vay be. Efsane. Hadi gerçekten çok güzel ya. Güzeller. Adı tost değil. Evet. Abi içine bakar mısınız ya? Gerçekten fena. Mal çok iyi gerçekten. Şimdi başka bir noktaya geçiyoruz. Hayta ile beraber. Bu ne baba? Pizza. Pizzalar. Aa, pizza değil mi bu? Çok güzel. Aa. Nasıl abi fiyatlar? 15 dolar şu gördüğüm pizza. Sicilian pizza. Sicilian değil. Bu bütün pizza. Bütün? Tabii 10 kişi bu pizza. Kaç paraymış bu? 15 dolar. Neyse. Şimdi alışveriş merkezinin içindeyiz. Bir iki ufak eksiğimiz var. Onları tamamlayacağız. İbo ile beraber ondan sonra gezmeye devam. Bir şeyler ısırdık ama doyduk mu doymadık tabii. Biraz farklı bir noktaya geçeceğiz şimdi. Ayta ile beraber. Baba. Evet abi. Abi nereye gidiyorsun şimdi? Balık pazarına gidiyorsun. Balık pazarına. Oo. Balık çeşitleri. Hadi bakalım bir gidelim balık pazarına. Şimdi motora geldik abi. Şöyle büyük kocaman bir otopark. Bakalım hele bunu bulalım. Evet. Ayta. Baba balık pazarı çok güzel ha. Soralım abi izleyiciler. Aynen. Soralım teker teker balıklarını. Soralım abi. Burası açık artırma yeri. Açık artırma mı? Aa. Yapma ya. Dünyanın en ucuz balık pazarı burası. Dünyanın en ucuz balık pazarı. Bak görüyorsunuz. Aynen. Sürekli yerleri falan yıkarlar burada. Sürekli yıkıyorlar aynen. Yerler bir falan. Bir tane çok göremezsin yani. Gerçekten çok temiz. Şu ne balığıydı? Bunlar şey. Padamotun babası Torik. Torik değil mi bunlar? Tabii. Hello. What is this? Tuna. Tuna. Ton balığıymış lan. Benziyor. How much? 40. 40 bin kilosu. 40 bin kilosu. Dolar, 50 TL. 50 TL falan kilosu. Aynen. Bunlar herhalde ıskımru falan. Aynen ıskımru var, yılan balığı var. İstavrit var. Aynen. Şine kok var. Fiyatlar ucuzmuş ama gerçekten hijyeni sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Aynen. Evet. Balık kafaları var. Ahtapotlar var ha. Red snipper. Nedir abi red snipper? Kırmızı renkli balık. Güzel. Sadece kafasını mı yiyorlar bunun? Çorbalık. Çorbalık mı bu? Forest type ahtapotlar. Hello. Hello, how much money? 25. Okay. 25. Aynen. 25 bin rupi tanesi. Fiyatlar ucuz burada abi. Ahtapotlar da varmış bak. What is this? What is this? Ne bu? Kılıç balığı mı bu? Bazo. Yayın balığına benziyor mu? Yayın mı bu? Price, how much money? What? 40. 40. Okay. 40 bin rupi bir kilosu. 40 bin rupi bir kilosuymuş bunun. Böyle özel red snipper balığı. Red snipper ne abi bu? Yiyeceğiz birazdan bundan. Red snipper çıkan yetişen bir balık. How much money? Kilosu kilo? 4 dolar. 4 dolar. Yes, 55. Okay. Oo. Oh. Burada balıklar kurutuluyor abi. Burada balıkları kurutuyorlar. Ha. Şişe işlem. Direkt böyle. Güneşin altında 60 derecede. Güneş mikrobu öldürüyor herhalde ondan. Tabii. Ondandır. Evet abi şimdi balık pazarında gezmeye devam ediyoruz. Bunlar bu ne abi? Ne balığı bu? Bu kaya balığı mı ne bu abi? Köpek balığı abicim bu. Allah Allah. Aynen, cam göz köpek balığı. Cam göz köpek balığı. Sharkfish ya. How much is that?
How much is that? One peach. One peach is 50. Okay. Tanesi 50 abi. Köpek balığı. Aa. O da 3 dolar yapıyor. 45 lira. 50 bin rupiye. Tanesi değil mi onun? Burada çok ucuz balık. 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar. Değil mi? Şimdi niye burada balık ucuz? Balık şeyden de okyanustan dolayı mı? Bol. Balık bol değil mi? Tabii canım. Sabah bir tane kayık çıkıyor. Adam tek başına 700-800 kilo balık gözüyor. Küçük kayık. Yapma ya. Tabii. Bir kayıkla dolduruyor yani. Aynen. Maşallah ya. Bizim sularda çıkıyor mesela adam 50 kilo 100 kilo topladı mı ya Rabbi bin şükür diyor. Değil mi? Burada 700 bu kayığı dolduruyor geliyor. Bir tonla geliyor bazen bir balıkçı. Bolluk olunca da bereket oluyor, fiyatlar aşağı iniyor. Biraz olay yeri burası. Evet. Abi gerçekten temizmiş ya. Ben hani burada böyle temiz olacağını hiç ihtimal vermiyordum ama. Koku var sadece biraz. Karides mi? Normal o da. Yemlik karides. Karides mi abi o? Yemlik. He. Burada da kalamarlar var. Bunlar şey mi ya abi? Ne bunlar? İstavrit. He. Ne abi şimdi burada? How much is that kalamari? Kilogram? 1 kilo. Wow. 85 kilosu 5 dolar. 5 dolara. TL vurdum 95 lira. Türkiye'de tahminim 7-800 lira. 1000 lira mı 1 kilosu? Aynen. Hazretini burada. Çok lezzetlidir. Alacaksın bunu. Öyle mi? Tabii. Benim balıkçım var. Ben hiç denemedim daha önce. Benim balıkçım var arkada alacağız onu. Okey. Şu maviden alacağız Napolyon balığı. Ama Napolyon bakalım abi ne kadarmış bu? How much is that? 1 minute. 45 1 kilo. 45 1 kilo. Şöyle göstereyim lan. Kilosu 3 dolar. Napolyon abi şu balığı. Napolyon evet, mavi mi bu abi? Tabii. Bu inanılmaz lezzetli bir balık. İçi beyaz mı? İçi beyaz, löp löpet çıkıyor kılçıksız. Oo. Tabii. Ne kadar demiştin abi buna? Kilosu 3 dolar. 3 dolar. Abi fiyatlar burada sanki bilmiyorum şu an Türkiye fiyatları ne durumda ama muhtemelen burası çok daha ucuz gibi geldi bana. Benekli snipper. İnanılmaz lezzetli. Yağlıdır bu tabii. Snipper mı? Tabii. Bizim kırmızı benekli alabalığa benzer yağlı bir balıktır. Yağlı balık. Çok güzel olur. Bunların hepsi okyanus balığı değil mi? Okyanus balığı. Şu gördüğün bir familya. Snipper ailesi. Snipper ailesi. Tabii turuncusu var, kırmızısı var, beneklisi var. Şu ne böyle melek balığı gibi var. Baksana bir. Onu bilmiyorum ne olduğunu. Bunlar ne mürekkep mi? Şey kalamar. Baby kalamar. Baby kalamar. Işte. Baksana şuna bak gör. Aynı familyadan bunlar. Tabii aynı familya hepsi. Bak canlı daha, taptaze. Ama çizdiler kilogram. Baksana abi, harbiden. Benekli dere balığı. 50. Benekli tatlı su balığı. Bu da benekli. Evet. Thank you. Bak burada şey var diyor, büyük. Karidesçi. Karides, jumbo karides. Aynen, karides de alacağız. Asya'da karides bayağı var galiba ya. How much is that? 100. Bak gördün, jumbo karides abi. Al abi. Kilosu 6 dolar. Değil mi? Tabii TL'ye vurdum 110 TL falan yapıyor. Vay be. Tabii. Bedava. Ama jumbo'yu... Baksana abi. 145. Bak abi jumbo. 115. Bir tur atalım. Okey, Aykan Bey. Koyun. Şuna baksana abi, kocaman balık kafası. Bunlar çorbalık değil mi? Benim abla burada. Alo. Tanıyorsun ablayı sen? Evet. How much is that? 55 kilo. 55, 1 kilo. Bu balığı bugün biraz... Bu ne balığı abi? Napolyon abi. Napolyon, mavi balığı. Aynen. Başka bir örneğin. Baksana kocaman balıklar var aynı familyadan. Şuna bak abi. Parılmış derecesine. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Sorayım mı? Biliyor musun? What is this name? Garupa. Garupa. How much 1 kilo? 75. Okay. Evet 75 bin rupiye geliyor. Evet kum bilgisi. Hello, how much is that kilogram? Oh. How much? 70. 20. Bakalım bir tane abi. 70. Yes. Oo çok fazla satıyor. Kum bilgisi mi bu? Kum bilgisi bu. İçinde bir şey yok bunun abi. Azıcık et var işte. Pişiriyorum. Minicik. Üstüne sarımsaklı domatesli sos gezdim. Aa. Tabii. Bu ne? Ne abi bunlar? Lobster how much? 520. 500 1 kilo. Tiger 220. İstakoz pahalı. Wow. İstakoz pahalı mı? Tabii. Bu abla en temiz bak tezgah görüyor musun Mermer? Aynen. Tezgah gerçekten pırıl pırıl ama. Bu yengeçler canlı galiba. Bağlıyorlar bunları. Yenge çünkü öldürülürse bozuluyor 3-4 saat. Değil mi? Kaçmasın diye bağlamışlar bunları. Kaç ya? Burada jumbolar varmış bak.
Evet, devam abi. Hello. Hello, Rasmar. Hello. How much is that? 500, 1 kilo. Hmm. Bunlar da canlı. Bunlar da canlı daha. Bu böcek böcek grubu bugün nasıl fiyatları daha öncekine göre? Sadece kombi diyesi pahalı. Öyle mi? 2 saat sonra düşer fiyatlar burada akşam 7 gibi. Abi bu ne biliyor musun bunu sen? Salyangoz. Şunları çok merak ediyorum. Bunlar. Salyangoz. Hayır şunlar. Abi salyangoz abi. Ciddi misin ya? Ha şey bu deniz incisi. Deniz incisi mi? Aynen. Midye mi bu bak? Midye familyası. Bu canlıymış baba bak. Aynen. Tutuyorum kendini kapatıyor ama. Şunları alacağız. Bu ne abi? Kum midyesi. Kum babası. Bu bizim bildiğim, bizim midye. Bildiğimiz midye. Bu da kum midyesi, ata babası. Ata babası bu. Hello. Bunlar da canlı ha. Hello. How much is that? Abi şunlar canlı ha. Ne? Yapılı? Ha? How much? 20. 20? Okay, 2 kilogram. Şimdi biz bunları alınca ne yapıyoruz? Nasıl pişiriyoruz? Burada pişirmeciler var, oraya götüreceğiz. Vay. Abi. Buradan alıyorsun abi istediğini. Tek tek seçiyorsun istediğin kadar alıyorsun, sonra pişirtme. Kilosu 1 dolar. Ciddi misin ya? Abi bunlar hala canlı ha. Öldürmez, böyle mi pişiriyorlar bunları? Tabii öyle pişiriyorlar. Bunlar niye kapağı açık böyle? Bıçakla açıyorlar. Yok açık, kendisi açık ya. Açık kapatıyor. Bak elimi tak diye kıstırıyor. Abi gerçekten bakın burada da aynı şekilde böyle. Bunlar canlı canlı oynuyorlar abi ya. Çok iyi. Hello. This, what is this name? Atapera. Atapera. Diğer adı. Very expensive. Pahalı mı? Pahalı mı çakıyor bu? Aynen. Şuna bakalım. Evet. Bakalım şöyle bak. Baksana bak şuna. Ama sizler Napolyon? Çakıyor bu da. Bu da mı çakıyor? Çok fiyat normalde. 2 dolar. 4 dolar çekiyor. Niye çok mu böyle turiste benzedik ondan mı acaba? Benim pijamadan kolay herhalde. İngiliz'e benzedim. Saç da bağlı. Boss gibi geziyoruz ortada. Hadi. 110. Ver baba. Evet abi. Kocaman da bu. Normal price. Bak. Nene. Sen mi seçiyorsun onları şimdi? Baksana ya. Adam böyle canlılarından löp löp almış ya. Bir kilo gelmiştir o. Nene ya sıradır. Yatuz. Yanına panini var mı? Evet, bana kaçır lagi. Abi süper. Şuraya da bak ya. More? Yeah. 1 kilo, 1.5 kilo. Yes. İlave mi yaptın? 1.5 kilo var oğlum ya. Thank you. Yes. Balık mı alalım? Evet. Bunlar baby miydi? Kalamar bir de oluyor. He. Onun sokulması gerekiyor. Sert olacak kalamarlar. Olaya baksana ya. Hello. How much is that? Yeah. 51 kilo. 51 kilo. Bu 1 kilo gelir zaten. Mavi balık ha? Hmm, okay, this one. Bir tane balık aldık, 2 dolar. 2 dolar. Napolyon balığı, dünyanın hiçbir yerinde yiyemez. Abi aldığımız balıkları şimdi buraya getirdik böyle. Teslim ettik. Şimdi dayıma verdik böyle. Şöyle bir salaş mekan bakın. Böyle alıyorsunuz buradan şu karşıdaki balık pazarından balığınızı buraya getiriyorsunuz. Kilosu ortalama 1 dolara falan pişiriyor burada bu arkadaş. İstediğiniz balığı. Şöyle salaş bir yer. Burası da işte sandalların, kayıkların falan olduğu. Aslında burası bir balıkçı köyü gibi bir yer. Küçük bir yer. Şimdi buradan devam edelim. Böyle içeriye doğru bakalım bir. Pişirilen balıklar ne şekilde gelecek bize? Baba merhaba. Teslim ettik balığı. Mükemmel. Abi bu olay, bura ne güzel her yerde. Şöyle küçük minik bir balıkçı barınağı gibi bir yer.
Evet baba. Okey. Bunlar bizim siparişler abi. Şöyle bir balık var, mavi balığımız. Tüm midyesi. Bunlar da aynı şekilde böyle rızgara da pişiriyorlar. Şöyle jumbo karideslerimiz var bakın. Bunlar da sosluyor böyle baba. Baba bu işi biliyor ya. Bakalım bir tadına bakalım şimdi. Burada midyeyi böyle direkt kabuğuyla pişiriyorlar abi. Kabuğun içinde suyu kaçmadan kendi suyunda pişiyor aslında bu bir nevi. Aynı şekilde karidesler de böyle kabuğuyla pişiriliyor. Kabuğu içinde pişiriliyor abi. İçi böyle açılıyor, temizleniyor, ayıklanıyor. Ondan sonra kabuğuyla birlikte pişiriliyor. Evet. Mekan böyle. Çok ucuz bir balıkçı burası. Daha doğrusu balık pazarı. Balık pazarı şöyle karşıdan bir daha göstereyim. Şu karşı tarafta, sol taraftan balıkları alıyorsunuz abi. Endonezya, Bali'de. Şöyle geliyorsunuz bu tarafa. Burada bu aldığınız balıkları pişitiriyorsunuz. Kilosu ortalama 1 dolara falan pişiriyorlar. Evet, bu balinese sosmuş bu arkadaş. Sosluyor böyle karidesleri falan. Ondan sonra bu sarımsaklı, domatesli, mayonezli bir sos. Garlic. Garlic. Yes. Balinese sos or garlic sos? Balinese. Yes. Balinese, yeah. Süper. Yeah. Balinese sos. Dayım şimdi bir daha soslayacak bunu. Bakın abi. Okay, balinese. Garlic, garlic sos. Süper. Bu sosun tadı nasıl abi? İnanılmaz. Ciddi misin? Köz domatesten yapıyor abi. Köz domatesten evet. Yapıyor. Domates var, sarımsak var içinde. Aynen. Pul biber falan var. Evet. Sadece karideslere mi koyuyor bunu? Her şeyi koyuyor. Her şeyi koyuyor. Balığa koyduruyor. He. Salmasını kaçırıyor. Şimdi midyeye koyduruyoruz bu midyeyi. Midyeye koyduruyoruz. Kalamar, ahta, poza hepsini. Yapma ya. Abi kokonat sipariş ettim. Şimdi kokonatı burada böyle bu şekilde. Bu arkadaş yarıyor. Önce açıyor kapağını. Abi içine bakın böyle. Direkt löp löp. Su dolu içi. Evet. Hayta yollarda sen yemeği seversin baba. Bir açılışı yap şöyle bir. Evet. Bir görelim baba. Bu soslar ne şimdi abi? Sarımsak sos falan var. Sarımsak sos. İşte sos. Bu ne biliyor musun? Kullandın mı bundan önce? Sarımsak hepsi ya. Hepsi sarımsaklı mı? Bu acı sos herhalde. Şu saf sarımsak. Bu tuz sos. Bu. Çiğ hali. Buraya limon, lime. Thank you. Abi tabaklarımız böyle. Bakın. 10 numara servis geldi. Daha ne olsun abi? Evet abi, şimdi karidesler böyle. Bunu şimdi böyle içini yiyoruz değil mi baba? Evet. Baba. Bu da Türkiye'deki gibi pişirmezler. Yaprak açıyorlar böyle. Yaprak açıyorlar. Yani. Direkt eti alıyorsun böyle tekrar. Çok kolay. Ve bu sos inanılmaz dedi. Sos gerçekten çok güzel ya. Hafif bir kılçık var ama. Sosu iyi. Abi mavi balık, içi şöyle bembeyaz. Gör. Gör. Abi lokum gibi abi. Valla. Kokonatla serinliyorum. Evet abi, şimdi yemeğimizi yedik, balığımızı yedik, midyemizi yedik. Şimdi yemek yedikten sonra nereye gelinir abi? Bir çay kahve içmeye gelinir. Çay kahve içmeye geldik ama Endonezya Bali'de çok güzel bir Starbucks var. Bu Starbucks'a geldik. Bu konsept Starbucks'lar dünyada birkaç tane var benim bildiğim kadarıyla. Bir tanesi de Bali'de. Üretimi var. Ondan sonra kahve çekirdeği burada üretiliyor. Kahve meyvesi burada üretiliyor. Çok güzel bir nokta Starbucks'lardan. Daha böyle kahvenin meyvesine kadar hepsi bu Starbucks'ta mevcut. Yetiştiriliyor direkt. Şimdi içeri doğru giriyoruz abi. Starbucks Reserve diye geçiyor. Şimdi içeri girdik ha, bakın şöyle. Hello. Abi görüyor musunuz? Kocaman bir Starbucks. Direkt burada kahve ağaçları var. Bakın şöyle buradan bir gireyim abi şöyle. Kahvenin kendi ağaçları. İnanılmaz bir kahve kokusu var içeride tabii. O ayrı bir durum. Bunlar böyle kahve ağaçları. Bakın şöyle kahve meyveleri falan burada. Starbucks bahçesi. Böyle gördüğünüz gibi bakın şurada. Gerçekten efsane bir yer.
Şimdi içeri doğru girelim abi. Nasıl bir yer olduğunu bir de içeride bakalım. Görüyor musunuz abi ya? Gerçekten efsane. Şöyle direkt kahve maçları da var ve saksılarda görüyorsun masalarda. Abi enteresan bakın. Kocaman büyük bir mekan. Üst kat falan da var tabi. Oo merhaba. Merhaba. Ne içeyim? Bir latte içerim ben. Ice mi normal mi? Normal. Okay, sıcak latte. Abi Starbucks'ın diğer ürün çeşitlerini görüyorsunuz burada. Pastalar, latteler, chocolate cake'ler, sandviçler, croissant'lar. Şimdi buradan şöyle kocaman bir baristamız var. Buradan devam edelim. Şöyle gördüğünüz üzere çok güzel bir Starbucks kafesi burası. Daha önce söylediğim gibi burası Starbucks'lar içerisinde böyle dünyada birkaç tane olan şubelerden bir tanesi sadece. Büyük bir tesis aslında burası. Abi Starbucks böyle gömlek satar mı abi? Starbucks logolu gömlekleri var bunların. Görüyorsunuz sadece kahve satmıyor bu arkadaşlar. Gömlek bile var yani. Böyle mataralar vesaire. Gayet güzel. Şöyle bakar mısın abi? Bakın şöyle burayı da göstereyim size. Direkt kahve çekirdeklerini buraya dökmüşler abi şöyle. Burada işlenme aşamalarını falan böyle temsil eden bir maket yapmışlar. Gayet güzel. Abi şöyle ekranlara bakar mısınız? Bu şöyle 3 boyutlu direkt ekran yapmışlar. Kahve meyvesiyle alakalı olarak. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar. Ben ilk resim sandım ama. Çok güzel bir ekran yapmışlar böyle. Yansıtma diyeceğim, yansıtma da değil herhalde. Bunlar gerçekten kahve meyvesi böyle. Orijinal kahve meyveleri. Gördüğünüz üzere çekirdeği bunun içerisinde. Böyle maklar falan var, termoslar falan var. Şu tarafı da aynı şekilde. Fiyatlarına bakalım. Fiyatları yazıyorsa tabii. Mesela şöyle bir termos burada Endonezya'da. Şu termos ne kadarmış? 485 bin rupi şu termos. Onun haricinde bunda fiyat yazmıyor. Yazmamışlar. Şuna bakalım şöyle parlak marlak bir termos var abi burada. 550 bin rupi. Böyle enteresan bir Starbucks burası. Aslında pek çok Starbucks mağazası yani Türkiye'de de aynı şekilde hediyelik eşyalar falan termoslar maklar satıyor ama burada hani gömlek bile var şöyle. Gömlek bile satıyor. İlginç. Premium bir mağaza. Premium. Sen dünyayı gezen bir insan olarak muhtemelen... 20 tane şubesi var dünyada, bir tanesi burada işte. Kaç? 20 tane? Latin'de falan mı var daha çok? Yok Avrupa'da var. Avrupa'da var. Asya'da sadece burası mı var? En zengin ülkelerde var. Singapur'da var. Fakir ülkelerde yok. Fakir ülkelerde yok. Aynen zengin ülkelerde var. Şöyle bakalım bir tadına. Tadını beğeniyor musun bu Starbucks'ın? Bu premiumları beğeniyorum sadece. Sen Türkiye'de normal Starbucks şey tercih ediyor musun Türkiye'de? Dünyanın en kötü kahvesi Türkiye'deki Starbucks. Öyle mi? Tabii. Bu bahçelerde yanan kahveler onlar. Atık kahveler. Atık kahvelerden yapıyorlar evet, diyorsun. Ona eminsin yani böyle bayağı bir. Kalitesi şu kadar. Aa. Mesela hiç bunu anlayacaksın. Bu Aceh kahvesi. Endonezya'da yetişen. İşte bir dolar fark veriyorsun bir dolar. Ekstra. Vay be. Şimdi bana latte geldi böyle. Bakalım abi. Abi gerçekten kahve çekirdeği aynen. Müthiş. Güzeldir burası. Evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir noktaya geldi bu tatlı yemeğe. Şimdi yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik. Buradan şöyle bir tatlıcı bakın. Evet. Hello. Hello. How are you? Şimdi değişik bir waffle'cı burası. Waffle yapıyorlar. Hello. Ne yiyeceksin? Abi ne? Hamur waffle abi. Aynen. Şimdi böyle değişik bir tatlı çeşitleri var, waffle çeşitleri var bu arkadaşlarım. Bu var. Bir de şöyle şunlar var abi. Şimdi hazırlayacak burada hemen. Hazırlıyor. Yürümen mi? Çok enteresan bir tatlıcı burası abi. Aynen. Bu çok yaygın. Ne bu? Aşk pastanesi mi burası? Ne bu? Aynen o tarzda bir şey yapmışlar işte. Aynı şey espri katmışlar biraz. Espri katmışlar. Aynen. Ama
Şekli şemal olarak da espri katmışlar yani. Bunlarda rahat sanırım bu gibi şeyler. Aynen. İzin veriyorlar yani mekan açmaya falan. Değil mi? Hazırlıyorlar. Waffle hamuru bildiğimiz waffle. Normal waffle yapıyorlar aynen. Aslında. Hazırlayacak gösterelim. Olayı bu arkadaş böyle hazırlıyor bakın. Sos, soslu abi. Çikolata soslu. Valla vıcık vıcık gitti ha. Al numara yaptım. Evet. Üzerine bir döküyor şimdi beyaz çikolata mı aldım? Evet, evet. Böyle bir waffle ilk defa deneyeceğim. Çıkın içine. İyiymiş abi. Çok enteresan ya. Bayağı bir güzel bir sanat eseri yaptı. Ablamız çok güzel bir sanat eseri yaptı böyle. Bu enteresan tatlı ne kadarmış baba şimdi? Thank you so much. 3 dolar. 3 dolar. Çok enteresan bir tatlı. Thank you. Thank you. Şimdi aldık abi bunu böyle. Yukarıya doğru çıkalım. Anlat abi dinliyoruz. Valla ne anlatayım ben? Şimdi böyle bir şey geldi karşıma. Böyle enteresan bir tatlı. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Evet. Şöyle bir göster abi. Çok enteresan. Bakalım waffle'ımızı bir yiyelim. Evet arkadaşlar şimdi bugünkü gezimizin sonuna geldik. Hayta yollarda arkadaşımız sağ olsun. Çok güzel bir şekilde destek verdi. Çok güzel bir şekilde gezdik. Son noktamızda güzel bir tatlıcıydı arkadaşlar böyle. Güzel bir tatlı yedirdiler bize. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki Bali videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Yeah. Thank you.